Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ın başlatmış olduğu Adım Adım Anadolu turunda biz de televizyoncu olarak, gazeteci olarak bu tura iştirak ettik ve hem oradaki programa katılan vatandaşlarla sohbet etme fırsatı bulduk hem de bölge ilden ile seyahat ederken hani sağımıza solumuza bakarak işte bu konakladığımız illerde bölge esnafıyla sanayicisiyle oturup sohbet ederek bölgenin nabzını tutma fırsatı oldu. Bu nedenden dolayı da benim adıma hani bir gazetecilik, televizyonculuk fırsatı açısından da büyük verim oluşturdu. Verimli bir seyahat oldu. Bu noktadan dolayı da aslında bir televizyoncu, bir gazeteci, bir yorumcu olarak bir yandan da Anadolu'daki fotoğrafı görmem için bir fırsat oldu diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman gezdiğimiz son turdaki illere baktığımız zaman Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Mersin Bozyazı 7 ilden oluşan bir final geçtiğimiz hafta bir tur yapıldı. Şimdi bugün baktığımızda bu illerin ortak paydası ne? Anadolu'nun yani Türkiye'nin ne diyelim biz tahıl ambarı dediğimiz yani gıda üretiminin özellikle buğday ve arpa üretiminin en yoğun olduğu illeri gördük, gezdik. Bu illerde bulunma fırsatında bulunduk. Yani tarımın en yoğun yaşandığı illeri gezme fırsatı bulduk. Başka bir özelliği bu illerin, bu iller aynı zamanda Anadolu'nun sanayileşmiş illeridir. Özellikle Konya, Karaman ve Kayseri Anadolu'nun en sanayileşmiş illeridir. Hatta Anadolu'daki sanayicilerin malumun bir hani lakabı vardır. Modern işte gençlerimizin tabirle nickname'i nedir? Anadolu kaplanlarıdır. Hatta mevcut iktidarı AK Parti iktidarını da iktidara taşıyan o Refah Partisi ile beraber süreçten alıp AK Parti'yi de iktidara taşıyan sanayicinin özellikle KOBİ dediğimiz küçük ve orta ölçek işletmecilerin yoğun olduğu illerdir. Yani istihdam açısından Türkiye'nin en bereketli illeridir. Tarım açısından Türkiye'nin en bereketli illeridir. Ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en bereketli illeridir. Daha doğrusu düzeltiyorum, illeriydi bu iller. Bugün gittiğimizde gördüğümüzde şunu gördük. Mesela genç arkadaşlarla oturup konuşma fırsatı bulduğumuzda üniversite eğitimini, lise eğitimini yarıda bırakıp açıktan mesela Kayseri'de birçok gencin liseyi açıktan okuyup sanayide çalışarak evine katkı sağlamaya çalıştığını gördüm. Yani normalde okulda geçmesi gereken, eğitimde geçmesi gereken süreci açıktan okuyarak, açık lisede okuyarak işte sanayide, otosanayide, küçük bir sanayi sitesinde ya da bir fabrikada, bir atölyede çalışarak hanesinin geçimine katkı sağlamaya çalışıyor. Kim bu? 14-15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında yani üniversite hayali kurması gereken gençlerimiz otosanayide çalışarak evime nasıl katkı sağlayabilirimin gerçeğini yaşıyorlar, bunu gördüm. Bir başka gerçek, orada gördüğüm, İç Anadolu bölgesinde gördüğüm bir başka gerçek, özellikle okumuş, eğitim almış, özellikle de öğretmen okulunu, öğretmenlikle ilgili fakülteleri bitirmiş olan gençlerimizin, hanımefendi ve beyefendilerin atama beklediklerini gördük. Atanamayan, yıllardır atama bekleyen fizik, kimya, efendim edebiyat, coğrafya öğretmenleriyle oturup konuşma fırsatı bulduk. Peki bu gençlerimiz ne yapıyorlar? Bu gençlerimizde bir kısmı işte 3 harfli marketlerde kasiyerlik yapıyorlar. Bir kısmı evinde oturup artık hani kaderine küsmüş bir şekilde diplomasını duvara asmış, evinde oturup bekleyen bir modele dönüşmüş. Bir kısmı işte geçici olarak bir yerlerde iş bulup işte garsonluk gibi, komilik gibi hizmet sektöründe iş bularak çalışma hayatında kalmaya en azından cebine 3-5 kuruş harçlık toplamaya çalıştığını gördük. Çalışan gençlerle sohbet ettiğimizde, üniversitede okuyan gençlerle sohbet ettiğimizde de yaz tatillerinde 2-3 iş yaparak geçinmeye çalıştıklarını gördük. Konya'da bize de vişne ikram eden bir gençle sohbet ettik. 3 iş birden yapıyor Faruk. Yani hafta sonları pazarcılık yapıyor. Hafta içi de ya babasına yardım ediyor ya da sanayide gidip boş zamanlarında çalışarak geçiyor. Orada çok doğal bir refleks olarak Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş kendisine peki
Ne zaman tatil yapıyorsun? Ne zaman sosyalleşiyorsun? Kendin için ne yapıyorsun? Ne zaman vakit ayırıyorsun? Dediğinde de hayır ben vakit ayıramıyorum dedi. Şimdi bir taraftan da böyle gençlerle görüştük. İşte tarım ve çiftçi kesimiyle görüşmek istedik ama 2-3 çiftçi görebildik. Çünkü insanlar artık tarımdan, çiftçilikten uzaklaşmışlar. Birkaç çiftçiyle görüşme fırsatım olduğunda orada Konya'da durum buğdayı ekmiş bir çiftçi arkadaşımızla sohbet ettik. Durum buğdayı en değerli buğdaydır, makarnalık. Yani hem bizim ithal ettiğimiz buğday türüdür hem de katma değer üretip dünyaya sattığımız işte makarnaların ham maddesidir durum buğdayı. Durum buğdayı üretip zarar etmeyi başarmış bir çiftçi gördük. Dünyanın herhalde o çiftçi kardeşimiz ona benzer Türkiye'deki çiftçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ağabeylerimiz gibi dünyada başka bir çiftçi modeli yoktur. Yani buğday üretip hem de durum buğdayı üretip bir yıl boyunca yatırım yapıp emek sarf edip efendim mazotuyla, elektriğiyle, işçisiyle, harmanıyla üretip hasatı toplayıp işte toprak mahsulleri ofisine ya da tüccara götürüp zarar eden çiftçilerle karşılaştık. Toprak mahsulleri ofisi ve tüccar arasında sıkışmış kalmış. Hani nasıl ikili kur sistemi varsa tarımda da ikili fiyat sistemi var. Bir taraftan işte randevu almakta zorlanılan, işte teslimat adresi ya da randevu adresinin onlarca kilometre, belki 40-50 kilometre uzaktaki ofislere yönlendirilen çiftçiler, ürününü teslim etmeye efendim bir şekilde fırsatı bulup da tahsilat yapamayan çiftçilerin yanında da durumu, yani krizi fırsata çevirmiş, gel kardeşim param burada hazır deyip toprak mahsulleri ofisinin 7,5 lira 8 lira verdiği buğdaya işte 5,5 lira 6 lira 6,5 lira verip hani çiftçinin kafasını adeta vurup elindeki mahsulü hani spot mantığıyla beraber nakit bir şekilde satın alan tüccar modeliyle çiftçi karşı karşıya. Ticarette buna ters valör denir. Denir. Yani üreticinin ürettiği maliyetin altında nakit ihtiyacını karşılamak için ürettiği ürünü satmasına ticarette ters valör denir. Yani zararına satış yapan çiftçilerle karşılaştık. Yine bunun dışında baktığımız zaman sanayisiyle meşhur, mesela bisküvi fabrikalarıyla meşhur Karaman'da eskiden bir dönem bu Türkiye ülkelerin Sovyetler Birliği'nden ayrıldığı dönemde 82-83 tane bisküvi fabrikası vardı Karaman'da. Düşünsene buğdayı topluyorsun, öğütüyorsun, bisküviye çevirip ihracatla beraber katma değerli bir şekilde satış yapan o Karaman'da artık üretim yapmayan fabrikalar, un üretmeyen fabrikalar ve bisküvi üretmeyen fabrikalar gördük. Kapanmış fabrikalar gördük. Yine Konya'da, Kayseri'de hani bir dönem Anadolu Kaplanları'nın meşhur o sanayileştiği merkez olan Kayseri'de birçok sanayicinin istihdamda küçülmeye gittiğini gördük. Daha çok hizmet sektöründe gençlerimizin iş bulabilme fırsatı olduğunu gördük, öğrendik ki bunlar yine nispeten iyi, şanslı gençlerimiz ya da bir şekilde sanayisi devam etme fırsatı olduğu için istihdam üretebilen illerimiz. Baktığın zaman işte Akdeniz'e indiğimizde Mersin'de Bozyazı'da turizme kazandırılamamış bir Bozyazı gördük. Yatırım almamış bir Bozyazı gördük. Dağ yollarından gittik Bozyazı'ya. Bozyazı'dan Gazi Paşa Havaalanı'na giderken adeta hani 2. Dünya Savaşı yıllarından kalma o Hindistan yolları vardır ya, yani o dönemden yapılmış yol manzaralarıyla karşılaştık. Yani bir tünel kazıp 20 dakikaya 15 dakikaya düşürülebilecek bir yolun son derece tehlikeli bir şekilde 1,5 saate çıkarılmış halini, daha doğrusu 1,5 saate uzamış halini yaşamak zorunda kaldık. Yani tabiri caizse havaalanına gidebilmeniz için Mersin Bozyazı'dan Gazi Paşa Havaalanı'na gidebilmeniz için canınızı tehlikeye atmanız gerekiyor Faruk Karatay. Çünkü 1,5 şeritlik neredeyse yollarda bir taraftan tırlar geliyor, öbür taraftan siz arabayla gitmeye geçmeye çalışıyorsunuz. Maalesef yatırım almayan, yatırımı olmayan
yatırımdan nasibini almayan illerle karşılaştık, bölgelerle karşılaştık. Yani Anadolu'da durum, hani iktidar Anadolu'ya gittiğinde 3. köprüyü yaptık, Avrasya Tüneli'ni yaptık, Çanakkale Köprüsü'nü yaptık diyor. Evet, ama Anadolu'ya maalesef belirli illeri bir kenara bırakacak olursak çok fazla iktidarın yatırım yapmadığını gördük. Halbuki o Mersin, Bozyazı, Gazi Paşa arasındaki o dağa çıkarak ilerlediğimiz o yol bir tünelle beraber hem mesafe çok kısaltılabilir, hem mesafe kısaltılmanın dışında can güvenliği çerçevesinde son derece güvenli bir yola dönüştürülebilirdi, olmadı. Şimdi Türkiye işte tarımda hep meşhur bir ifadedir. Kendi kendine yeten bir ülkeydi. İşte 7 ülkeden biriydi gıdada. İşte şimdi artık gıdada tarım mahmullerini bile ithal eden bir ülkeye dönüştük. Hatta bir dönem Rusya'dan biz o kadar çok buğday ithal ettik ki Rusya'daki buğday fiyatlarının artmasına sebep verdik. Bu Ukrayna Savaşı öncesinde talebimize Rus tüccarları yetişmek adına fiyat arttırmak zorunda kaldılar. Şimdi Faruk Karatay, bir gıda ürününü ithalatla, AK Parti iktidarının zaten işin başından bugüne kadar uyguladığı yöntem şudur: fiyatını aşağı çekmek mümkün değil. Bir gıda ürününün ithalatla beraber yerli üreticisini terbiye etmek gibi bir yöntem tercih ediyor. Ya da fiyatı aşağı çekmek gibi bir yöntem tercih ediyor. Bu matematiksel olarak mümkün değil. Müsaaden olursa bunun neden mümkün olmadığını da ispatlamak istiyorum. Farz edelim ki Türkiye buğdayı 10 liraya üretiyor. Yani 1 kilo buğdayı Türk köylüsü 10 liraya çiftçisi üretiyor. Ve Türkiye buğdayı 1 liraya ithal ediyor. Bak, 10 liraya ürettiğimizi farz edelim. 1 liraya da ithal ettiğimizi farz edelim. Şimdi siz ithalat yapabilmeniz için, sizin ülkece ithalat yapabilmeniz için kasanıza döviz koymanız gerekiyor. Yani ya dolar koyacaksınız ya euro koyacaksınız. Yani sizin bir başka ülkenin parasına ihtiyacınız olacak ki hazinenizde, kasanızda o 1 liraya o buğdayı satın alabilirsiniz. Peki kasanıza doları ya da euroyu, yani dövizi nasıl koyacaksınız? Ürettiğiniz o buğdayın dışında bir şey üretmeniz lazım. Ya sanayi alanında üretim yapacaksınız ki ihracat yaparak o doları, euroyu kasanıza koyabilirsiniz. Ya da turizm alanına yatırım yapacaksınız ki yine kasanıza doları, euroyu koyabilirsiniz ki gidip o buğdayı 1 liraya, afaki rakamlar uçuk olsun diye, dikkat çeksin diye bu rakamları veriyorum, o buğdayı ithal edebilirsiniz. Şimdi sanayi üretiminde yapacağınız yatırımın tarım alanında yapacağınız yatırımdan ortalama 10 kat daha maliyetli olduğu bilimsel bir gerçektir. Yani siz tarım alanında yapacağınız, kırsal alanda yapacağınız yatırımda bir kişi istihdam edebilmek için 8 bin dolar, 10 bin dolar harcamanız gerekiyorsa ülkece, sanayi alanında bunu yapabilmeniz için en az 10 katı daha fazla yatırım yapmanız gerekiyor. Yani sanayide yapacağınız yatırım, ki ben yapmayalım demiyorum, ben rakamlar net bir şekilde ortada oluşsun diye söylüyorum, tarım alanında yapacağınız yatırımdan her zaman en az 10 kat daha pahalı yatırımlardır, bir. İki, sanayi alanına yatırım yaptığınız zaman enerjiye ihtiyacınız olacaktır, ham maddeye ihtiyacınız olacaktır. Bunun ötesinde teknolojiye ihtiyacınız olacaktır ve bunu yine pazarlayacaksınız, satacaksınız ki pazar olarak bir kendinize pazar bulacaksınız, kasanıza, hazinenize döviz cinsinden para koyabilirsiniz. Artı bunun işte teknik anlamda yatırımında sürekli amortismanını yapmanın dışında da sürekli olarak yenilemek zorunda olduğunuz bir saha olduğunu da unutmayın. Peki turizm, hani Türkiye turizm açısından da bereketli bir coğrafya. Turizm içinde ne yapacaksınız? Otel yatırımı yapacaksınız, insan yatırımı yapacaksınız. İşte efendim ona uygun ulaşım yatırımı yapacaksınız. Havaalanları, limanlar vesaire vesaire. Yani sizin daha ucuza işte buğday ya da tarım ürünü ithal ediyorum diyerek kasanıza koymanız gereken euro için
yapmanız ya da dolar için yapmanız gereken yatırım, tarım alanında yapacağınız yatırımdan size çok daha büyük bir zarar getireceği için sizin tarım alanında daha pahalıya dahi üretseniz size daha karlı olduğunu zaman içerisinde çok net olarak göreceksiniz. Bir, yani özetle şunu söylüyorum. Tarımda daha pahalı bile olsa, ki değil, daha pahalı bile olsa üretim yapmak ithal etmekten çok daha ekonomiktir, çok daha ucuzdur. Bir. İki, tarım dünyada artık stratejik bir sektör olmanın bir adım ötesine geçmiş. Artık milliyetçilik kavramı ile anılan bir sektör haline gelmiştir. Bugün Ziraat Odaları Birliği Başkanı'nın ifadesini aynen aktarıyorum. Artık ülkeler silolarındaki fazla ürünü ithal, ihraç bile etmek istemiyorlar. Çünkü diyor, önümüzdeki günler ne getirir ne götürür bilmiyorum. O açıdan ben bunu ihraç etmiyorum. Yani yarın Rusya, Ukrayna ya da bir başka buğday ithal ettiğimiz ülke gelip de Türkiye, ben sana buğday vermiyorum, arpa vermiyorum, işte tohumluk, yağlık tohum vermiyorum derse ne yapacaksınız, ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Evet. Hani Kurtuluş Savaşı'nda derler ya atalarımız, Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ayakkabısının derisini yedik, köselesini yedik aç kalmamak için. Maalesef şu anda satın aldığımız ayakkabılarda polyester, onu da kesip yiyemezsin. Ondan sonra ne olursun, cebinde para bile olsa açlıktan ölürsün. Özetle şuraya geleceğim, finalde, final cümlem şu. Anadolu'yu gezerken gördüğümüz manzara şu: Türkiye maalesef tarım arazilerini boş bırakmış durumda. Ekmiyoruz. Tarım arazilerimiz ekilmiyor. Eken çiftçimiz tarımdan kaçıyor. Bu sene zarar eden çiftçi bir dahaki seneye ekecek parası yok. Ya bankaya gidiyor, kredi çekiyor, daha da batıyor. Ya da tarımdan çekiliyor, toprağını, arsasını satıyor. Bak, bugün Türkiye'nin Trakya'sında, Çanakkale'sinde, İç Anadolu'sunda, Marmara'sında, yani arazinin ucuz olduğu, uygun olduğu coğrafyalarında gir internet sitesine, dönüm dönüm arazilerin satıldığını göreceksin. Niye bu insanlar dönüm dönüm tarım arazilerini satıyor? Trakya'da, Kırklareli'nde, Tekirdağ'da, Çanakkale'de, Konya'da, Kayseri'de, Eskişehir'de insanlar tarım arazilerini satıyorlar. Niye? Çünkü tarım yapmak zarar verdiği için adam diyor ki ben bu tarım arazisinden kurtulayım, satayım. 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm neyse dededen kalan tarlamı satıp ya bir şehre gideyim, yaşayayım ya da bu parayı bankaya koyayım. Mesela Konya'da durum buğdayı ekip zarar eden çiftçi kardeşim eğer parasını bankaya koysaydı faiziyle beraber gül gibi geçinirdi. Ama o helal yolu tercih etti, o istihdamı tercih etti, üretimi tercih etti, zarar etti. Günümüzde final cümlem şu olsun: İktidar köylüye şunu söylüyor: tarlanı sat, bankaya parayı yatır, oradan mis gibi geçin.